Serdar Keleci devam ediyorduk. Yapılanmadan, planlamadan yarım kalmıştı. Devam edelim. Yani bu planlama içerisinde tabii şimdi tamamını dinleyemediğim için Sayın Ali Koç'un konuşmalarını burada bir 200 250 milyon euro bandında bir harcamadan bahsedilip bununla ilgili tam o konuşma metnini dinlemeden yorum yapmak istemiyorum ama onu hı hı. daha bir sonraki bölüme saklayalım. Tam bir cümleyi en azından alalım ki yanlış bir anlaşılma olmasın ama olumlu anlamda bir şey bahsetmiş Sayın Başkan anladığım kadarıyla. Yani şu var, Fenerbahçe için önümüzdeki sene Sayın Ali Koç da biliyor ki hani tek kriter şampiyonluk. Çok acı bir şey bu aslında, güzel bir şey değil bu maalesef. Bununla bununla yola çıkmak tabii ki güzel, şampiyonluk paralosuyla yola çıkmak ama başarı kriterinin sadece şampiyonluktan geçtiğini söylemek veya onu yaptırım uygulamak bana çok doğru gelmiyor. Çünkü bugün Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluk yolunda %25 zaten bir paya sahip. Yani dört büyük kulübü sezon başında yerlendirdiğimiz zaman hepsi hemen hemen eşit şartlarda yola çıkıyorlar. Üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla birinin şampiyon olduğu yerde üçüne başarısız demek bana çok adaletli gelmiyor. Bunu hep senelerce böyle yaptık ve senelerce hocaları da bu yüzden görevlerine son verdik. Şimdi mesela önümüzdeki sene Fenerbahçe belki bir yapıyor Jorge Cezus'la beraber bir yapılanmaya girecek Belki çok genç futbolcular alınacak. Farklı bir takım olma hüviyeti kazanacak Fenerbahçe. Ama diyelim ki Fenerbahçe üçüncü oldu. Şey mi diyeceğiz biz? Jorge Jesus çok başarısızdır. Yani diyelim üç puan farklı üçüncü oldu. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi o zaman hani Jorge Jesus'la devam etmeyelim. Ya da işte Valerian İsmail'de ikinci olsun. Onunla da devam etmeyelim. Bizim bu anlayıştan gerçekten sıyrılmamız lazım. Bu yüzden de zaten bu borçlukları daha da artıyor. Çünkü bu sefer yönetimler şu e, yanılgıya kapılıyorlar. kapılıyorlar. Üç puanla şampiyonluğu kaybettik. O zaman daha güçlü bir takım kuralım. Daha güçlü takım dedikleri de Avrupa'nın çok önemsemediği yıldızlar olabiliyor. Avrupa'nın çöpe attığı, e, ne bileyim disiplini olmayan, disiplinsizlikle sürekli hayatı boyu uğraşan futbolcuları buraya doldurmaya çalışıyoruz. Ve bu da sürekli yanlış yapa yapa üstüne kata kata daha da yanlış hı hı. yapmamıza sebebiyet veriyor. O yüzden bence yani kamuoyu oluştururken de biraz daha müsamaha göstermemiz lazım. Tamam Sayın Başkanın 4 yıllık periyodunda e, kupa kazana, ka kazanamadı değil mi? Doğru mu? Yok. Yani olabilir. Ya bu, bu, bu olabilir abi. Yani hiç bunu e, ama diğer taraftan mesela bazı güzel noktaları da yaptı Sayın Ali Koç. Nedir o? Fenerbahçe Akademisi ile ilgili ben önümüzdeki 5 sene buranın çok kaymağını yenileceğini düşünüyorum. Ya burada çok güzel bir yatırım yapıldı ama öyle bir şey ki bizde belki 5 sene sonra Ali Koç olmayacak sayın Ali Koç olmayacak. Ve o yapılan yatırım bu sefer yeni yönetime mahal edilecek. Futbol böyle bir oyun. Yani 13 yaşında bir çocuğa yatırım yaptığınız zaman 5 sene sonra 18 yaşına geldiği zaman yeni bir yönetim aha ne güzel parlattı diyeceğiz. Bu şey gibi çok e, düşük maliyetten bir hisse senedine yatırım yaparsın. Seneler önce yaparsın bunu. 10 sene önce, 10 sene sonra bir bakarsın kağıt uçmuş gitmiş. Unutmuşsundur aslında. Ya bu futbol bazen böyle projelerle bakılması lazım gelen bir spor aslında. Ya diğer spor dalları da böyle. Yani kısa vade beklentimiz hep bizim e, hüsranla sonuçlanıyor. Belki günlük başarıları elde edebiliyoruz ama uzun vade maalesef bakamıyoruz futbola. Özellikle futbola, basketbolda biraz daha farklıyız çünkü. <laughs> Zeki Uzundurkan tabii bu mali genel kurulda hem Ali Koç yönetimi her iki yönden ibra edildi. Diğer tarafta İsmail Kartal'a bir veda töreni düzenlendi. Dün Jesus'a imza töreni düzenlendi. Ali Koç'un hep söylediği, sezon başında yaptığı hep hamlelerde, işte teknik adam transferleri, oyuncu transferlerinde biraz daha camiayı bir araya getirme düşüncesi var. Ama dediğiniz gibi sportif başarı gelmeyince siz ne kadar birleştirmeye çalışırsanız çalışın, o birleşme çok çabuk dağılabiliyor çünkü sportif başarı gelmiyor. Yine bir sezon öncesi iyi bir hava var Fenerbahçe'de aslında. Ya yani sadece Türkiye'de değil bu. Dünyada böyle. Yani futbolda eee zirveye oynayan, şanlı mazisi olan, şampiyonluklar, kupalar kazanan takımlar için istikrar aramayacaksın. İstikrarı ekonomik alanda arayabilirsin. Yani Ali Koç'un Yaptığı güzel şeyler yok mu? Elbette ki var. Dediğim gibi Jorge Jesus beni e, Fenerbahçeliler kadar herkes kadar heyecanlandıran bir teknik direktör. Çok değer verdiğim. Hatta e, burada spor gündemi programında çok dile getirdiğim bir isimdi. Jorge e, Perera geldiğinde hani Portekiz'den teknik direktör alacaksanız e, Jorge Jesus ya da onun ayarında bir teknik direktör almanız lazım diye. O dönemlerde hani Benfica aralık ayında bıraktı. 21 Aralık'tı yanılmıyorsam. Görevi bıraktığında Benfica'ya veda ettiğinde e, çalışırken almak zor. Neden veda Aziz etmişti Yıldırım, peki? Aziz Yıldırım. Başarısız olduğu için ayrıldılar. Karşılıklı ayrıldılar öyle söyleyeyim. Yani çok başarısız değildi aslında. Yani üç, benim son dönem başarısız. Şöyle başarısız. E, yani kurduğu bir kadro değildi son dönemdeki kadro ve hmm. üçlü savunma oynatmaya çalıştı. Hatta onunla ilgili sorular sorduğun sorduğunda Benfica'lılar çok kızgınlardı hocaya. <laughs> İşte e, göreve başladığımın ilk 10 yılı ben üçlü savunma ile oynattım. Yani üçlü savunmayı e, Avrupa'ya e, beğendiren, hani benim peşimden çok gelen oldu ama baktım ki o üçlü savunmada çok fazla üzerinde durulması, çok fazla e, maç oynandıktan sonra e, takımın e, o üçlü savunmaya alışması gerektiğini gördüm. Sonra işte çift forvetli dörtlü sisteme dönüyor dörtlü savunmaya. E, oralarda daha çok başarılı oluyor. Ya yani dediğim gibi başarılı olmak için e, hep iyi takımlara gitti. Evet Flamengo da çok üst düzey bir takımdır. Orada da 40 milyon euroluk bir kadro e, transfer harcamasıyla çok başarılı oldu. 4 kupa aldı. E, Benfica'ya geldiği ilk yıl e, 80 milyon euroluk bir transfer yapmıştı. Alilal'de süper kupa kazandı. Sporting'de başarılı olamadı. Orada sadece Portekiz kupasını aldı. Orada da yeterli transfer bütçesi olmadı. O bir önceki takımla birlikte yola devam etti aşağı yukarı. Ama eee Jorge Jesus Portekiz ligini bütün Avrupa'ya sevdiren, Portekiz liginden bütün dünyaya futbolcu transferinin başladığı dönem Jorge Jesus dönemidir. 80 milyon Euro'luk transfer yaptıysa orada hem başarılar elde etti hem de Benfica'ya çok büyük paralar kazandıran bir teknik direktör. Öyle baktığımızda işte Fenerbahçe'ye de getirecek hep dedik yani ya bir sürü isimler söyledik, dinlendirdik. <laughs> Biraz sonra da söyleriz. Bahia'dan getirdiği Talişka'yı kimse tanımıyordu. Ee, diyorlar ki niye oynatmadı? Ya o dönemde öyle bir orta sahası vardı ki e, Benfica'nın yani öyle böyle değil. Paramparça diyordu rakipler. Ön libero falan oynatmıştı o dönemde. Birkaç maç oynattı ama. Evet. Sonrasında zaten Beşiktaş'a kiralandı 4 milyon euroya. Sonra Çin'e satıldı 29 milyon euroya. Çok evet. büyük paralar kazandırdı. Yani oradan 1 milyon euroya bile maliyeti olmadan getirdiler Benfica'ya. Yani işte Felixler falan bir sürü oyuncular satışından Benfica büyük paralar kazandırdı. Hani Fenerbahçe'de de aynısını yapar. Zannetmesinler ki bir yıl olacak sözleşme. hani bir yıl şöyle başarısız olursa gider. Brezilya milli takımını da aklı var ama Fenerbahçe'de başarılı olup şampiyon olursa Fenerbahçe'de kalır. Hı. Ee, ve sonrasında daha da başarılı olur. Ki ben yine de bu sene kesinlikle başarılı olacağını düşünüyorum. Yeter ki onun istediği oyuncular alınsın. Çok zeki bir teknik direktör. Şunu yapabilirdi. Avrupa'da az önce Serdar'ın da söylediği gibi kariyerinin sonuna yaklaşmış. İşte 33-35 yaşında e, Marcelo gibi e, oyuncuları çok böyle dünya yıldızlarını getirebilirdi. E, onu yapmıyor. Potansiyeli olan Fenerbahçe'nin işleyip ee, sonraki dönemlerde satabileceği büyük paralar kazandırabileceği potansiyelli oyuncular transfer edecek. Bunlar da çok güzel şeyler. Ee, onun dışında yani e, Ali Koç'un e, İsmail Kartal'ı onar etmesi de çok güzel. Gerçekten ilk defa böyle bir şey oluyor. İsmail Kartal'ın e, ben üzerinden her şeyi okumasına ben birkaç kez eleştirmiştim. Ben yaptım, ben oynattım, ben bu taktiği verdim. Oysa futbol bir ekip işi. Abdullah Avcı şunu söyledi. Dünyada hiçbir teknik direktör tek başına bir takımı şampiyon yapamaz. Bu cümle aslında atasözü olmalı. Bizler için de, camialar için de, başkanlar için de, taraftarlar için de. Ekip işi. Teknik heyet bir ekiptir, yönetim bir ekiptir, taraftar bir ekiptir, camia bir ekiptir, yönetim bir ekiptir. Hepsi bir araya geldiğinde şampiyonluk ve başarılar geliyor. Fenerbahçe'de de Ali Koç bunu yapmaya çalışıyor. İşte camianın dinamiklerini harekete geçirmeye çalışıyor. Şimdi mutlaka önümüzdeki yıl dolu, çok tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynayacaklar. Kombine rekorları kıracaklar. Her ne kadar biletlere, kombinelere zam gelse de, zam yapma hazırlığında olsa da bütün kulüpler yaşayabilmesi için bu ücret artışlarına gidecekler. E, storlardan çok fazla satışlar olacaktır. Yani sonuçta kulüplerin sahibi taraftarlar. Yönetimler, futbolcular, teknik direktörler gelip geçici, taraftarlar kalıcı. Taraftarlar da İsmail Kartal döneminde çok fazla sahip çıktılar dediğim gibi ama şu var işte Arda Güler'den bahsettik evet 25 milyon euroya satsın hı hı. ama biz medya olarak yönetimler kulüp başkanları teknik direktörler mücadele ettikleri ligi bu kadar eleştirirlerse bu sefer yani burada konuştuğumuz dünyanın her tarafında dijital ortamda yayılıyor bir kişi koyuyor sosyal medyasına ya da ne bileyim işte internet portalının her tarafa yayılabiliyor. Biz ligi bu kadar değersizleştirirsek o scout ekipleri ya da oyuncumuza talip olanlar değersiz bir ligin yıldızı, değersiz bir ligin oyuncusu gözüyle bakınca oyuncunun da değerini düşürmüş oluyoruz. Çünkü marka değerine biz zarar veriyoruz. Ali Koç teknik direktör görüşmelerinde şunu söyledi. 15 teknik direktörle görüştük. İki teknik direktör adil bir lig değil sizin liginiz diye gelmek istemedi demişti. Yani biz bu kadar böyle konuşursak, ligi eleştiririz. evet hakemler kötü. Bence de Türkiye'de hakemleri en çok eleştiren benim zaten. O kadar çok eleştirdim ben hakemleri. E, zamanında çok şeyler söylemişimdir, beni mahkemeye vermişlerdir. Futbol Federasyonu bile beni mahkemeye verdi. Ama şunu söylüyorum, gerçekten hakemler çok e, vurdum duymaz davranıyorlar. Var zaman zaman başını kuma gömüyor. Önümüzdeki sezon hep ne diyorum, beyaz bir sayfa açın. İşte e, Ahmet Başkan, Ahmet Ağoğlu şunun sözünü almış. Evet federasyon seçimleri var, kurullarda değişmeli. Onların görev süresi devam ediyordu. Kurulları da değiştireceğiz demişler. Ne kadar güzel. MHK değişecek, disiplin kurulu değişecek, tahkim kurulu değişecek, gözlemciler, temsilciler kurulu değişecek. İşte Ali Koç'un istediği, bütün kulüp başkanları da bunu istiyor. E, yeni gelecek başkan büyük bir ihtimalle Mehmet Büyükekşi olacak. O da çok değerli bir başkan. Gaziantep Spor'un eski başkanı. Oturup sohbet etmişliğim, röportaj yapmışlığım var. Gerçekten Türk futbolunu e, çok başarıyla yönetilebilecek, dirayetli, çok güçlü bir profil. E, çok başarılı olacağına inanıyorum. Herkese eşit mesafede olacak. Ama en önemlisi bu kurullarda temizliğe gitmesi çok çok önemli. Hı hı. Orada yıllardır e, artık hani bir klişe olmuş bir yapılanma var. Bunun temizlenmesi lazım. Bunun temizliği için işte kulüpler birliğinde, e, Ahmet Ağaoğlu'nun herkes arkasında durmuş ve istiyoruz demişler. Yani hı hı. disiplin kurulu, tahkim kurulu, e, denetleme kurulları, oradaki hukukçuların en önemlisi MHK'nin değişmesi, hakemler üzerinde tekrar bir operasyon, temiz eller operasyonunun yapılacak olması. Hepsi güzel şeyler. Önümüzdeki sezona be beyaz bir sayfayla başlayacağız. Herkes takımlarını desteklesin.